MIT Açık Ders Malzemeleri, Lineer Cebir 18.06, 22. ders. Tamam, başlayalım mı? Bu öz değerler üzerine ikinci dersimiz. İlk dersimizde anahtar kelime ax eşit lambda x'e ulaşmıştık. X öz vektör ve lambdalar öz değerlerdir. Şimdi bunları kullanalım. Ve onları bulduktan sonra peki yani ilk işimiz öz değerleri ve öz vektörleri bulmak olacak. Şimdi onları bulduktan sonra onlarla ne yapacağız? Güzel. Bunu görmenin iyi bir yolu matrisi köşegenleştirmektir. Matrisimiz A olsun. Ve her şeyden önce bunun önemli bir nokta olduğunu göstermek istiyorum. Bu, yani bu formülün. Bugünkü dersin kilit noktası bu olacak. Bu matris A, onun öz vektörlerini bir S matrisinin sütunlarına koyacağım. Yani S, öz vektörler matrisi olacak. Ve şu S ters AS büyülü bileşimine bakacağım. Size bunun nasıl olduğunu, burada ne olduğunu gösterebilir miyim? Ve farkındaysanız burada bir S ters var. Bu öz vektör matrisi S'nin tersini alabiliyor olmalıyız. Bunun için N tane bağımsız öz vektörümüz olmalı. İşte durum budur. Tamam. Yani A'nın N tane lineer bağımsız öz vektörü olduğunu varsayalım. Bunları bu S matrisinin sütunlarına koyalım. Doğal olarak buna öz vektör matrisi diyeceğim. Çünkü onun sütunları içerisinde öz vektörler var. Ve tüm yapmak istediğim A kere S çarpımını yaptığınız zaman ne olacağını size göstermek. Yani A çarpı S. Dolayısıyla bu A çarpı birinci sütununda onun ilk öz vektörü, ikinci sütunda onun ikinci öz vektörü, n'inci sütunda onun n'inci öz vektörü olan matris olur. Ve bu matris çarpımını nasıl yapacağım? İyi. Kesinlikle her seferinde bir sütun yapacağım. Ve ne elde ederim? A çarpı birinci sütun bana cevabın birinci sütununu verir. Fakat bu nedir? Bu bir öz vektördür. A çarpı x1 eşit lambda çarpı x1. Ve bu lambdalara tabii ki lambda 1 diyeceğiz. Yani bu birinci sütun ax1 lambda 1 x1 ile aynıdır. ax2 lambda 2 x2'dir. n'inci sütuna kadar böyle devam edersek şimdi lambda nx n'yi elde ederiz. İyi gözüküyor. Ama bir sonraki adım daha da iyi. Bu durumda bir sonraki adım için şu çarpan rakamları yani şu öz değerleri x'lerden ayırmak istiyorum. O zaman istediğimi elde edeceğim. Tamam. Nasıl ayıracağım? Demek ki bu lambda bir sayısı birinci sütunu çarpıyor. Yani onu birinci sütunun dışına çarpan olarak almak istersen buraya bir x1 koysam iyi olacak. Ve bu matris ilk elemanı lambda 1 ve diğerleri 0 olan birinci sütunla çarpılacak. Bunu gördünüz mü? Bu birinci sütun için doğru olanı verdi. Çünkü nasıl olduğunu hatırlayalım. Nasıl bu orijinal can alıcı noktaya geri dönüyoruz? Şayet x1'i çarpan bir sayı istiyorsan, o zaman bunu x1'i şu birinci sütuna koyar ve o sayıyı da şuraya koyup yapabilirim. Burada ne olacak? Lambda x1, x2, xn olacak. Bunlar tekrar benim sütunlarımda olacak. Tekrar s'yi elde ediyorum. S'yi tekrar elde ettim. Ama şimdi o neyle çarpılmış? Sağdan neyle çarpılmış? Eğer son sütunda lambda n xn olmasını istiyorsam onu nasıl yaparım?
Lambda n'yi en alta koyarım. Ve o bu n'nin sütunla çarpılarak bana burada lambda nx n'yi verir. Gördüğünüz gibi matris çarpımı bizim için çalışıyor. Böylece as ile başladım. Bunun ne olduğunu aşağıya yazdım. A kere her bir öz vektördür. Bu bana lambda kere öz vektörleri verdi. Ondan sonra lambdaları ayırdığımda burada onlar sağ taraftalar. Böylece matrisim S'yi tekrar elde ettim. Ve bu matrisi, köşegen matrisi, öz değer matrisini büyük lambda olarak adlandırdım. Matrisler için büyük harfleri kullanacağım. Ve lambda bunu burada bulunan şu öz değerleri hatırlatır. Köşegenler üzerinde oturan öz değerleri görüyor musunuz? Eğer şuradaki sütunda köşegen üzerinde x2'yi isteseydim, lambda 2'nin 2-2 pozisyonunda olmasını isterdim. Köşegen pozisyonunda bu, x2 ile çarpılınca lambda 2 kere x2'yi verir. Bu as eşitse büyük lambda formülümüz olur. Tamam. Görüyorsunuz, bu sadece işlem yapmaktır. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu iş n bağımsız öz vektörlerle olur. Bunların hepsi bu. Şekli de çok güzel. Aynı öz değeri tekrarlıyor olabilirim ama bununla ilgilenmiyorum. S'nin tersini almak istiyorum. Bunlar burada devreye giriyor. Bu n doğrusal bağımsız öz vektörlerse bu matrisin terslenebilir olduğunu söylememde devreye giriyor. Sonraki tahtaya nelerimizin olduğunu yazayım. AS eşit S lambda ve şimdi ben soldaki S'nin tersiyle çarpabilirim. Bu durumda gerçekten bunu yapabilirim. Yeter ki S tersi alınabilir olsun. Bu N öz vektörlerin doğrusal bağımsız olduklarında sağlanır. Ve geçen dersin sonunda söyledim. Ve tekrar söylüyorum. Doğrusal bağımsız öz vektörü olmayan çok az sayıda matris vardır. Bu teknik noktayı tartışmalıyız. Ama güzel olan gördüğümüz birçok matrisin n tane doğrusal bağımsız öz vektörleri var ve köşegenleştirebiliriz. Bu köşegenleştirmedir. Onun tersini de yazabilirim ve bunu sıklıkla yapacağım. S'nin tersiyle sağdan çarparsam şu yukarıdaki denklemi alıp S'nin tersiyle çarparsam burada A kalır. Şimdi S'nin tersi sağdan geliyor. Böylece şu ikisini düz tutabilir misiniz? Yani A kendi öz vektörlerini çarpar. Bu şekilde onları düz tutarım. Böylece A S'yi çarpar. A S'yi çarpar. Ve o zaman S'nin tersi bütününü köşegen yapar. S'yi denklemin diğer yanına koymak aynı şeyleri söylemenin başka bir yoludur. A eşit S lambda S ters olur. Böylece bu yeni çarpanları ayırmadır. Bu yok etmeden LU veya Gram-Schmidt'teki QR'nin yerine geçer. Ve bu bir matris kere bir köşegen matris kere ilk matrisin tersidir. Bu bölüm boyunca göreceğimiz bileşimdir. Bu bir S ve bir S tersin bileşimidir. Tamam, bunu kullanmaya başlayabilir miyim? Örnek olarak A kareye ne dersiniz? A karenin öz değer ve öz vektörleri nelerdir? Bu kesinlikle direkt ve temiz cevaplı bir soru. Böylece A kareyi göz önüne alalım. Yani ax eşit lambda x ile başlarım. Ve a kare için başlayalım. Solda a kareyi elde etmenin bir yolu iki yanı a ile çarpmaktır. Yani bunları buraya yazmalıyım. Eğer ax eşit lambda x ise o zaman a ile çarparım. Böylece a kare x eşittir. İyi, a ile çarpıyorum. Lambda ax.
Bu lambda bir sayıydı. Böylece sadece onu sola koydum. Ve ne yaptım? Bana söyleyin. Bunun daha iyi görünmesini nasıl yaparım? A'nın öz değeri lambda ve öz vektörü x olduğunda burada ne elde ettim? A kare ne oldu? A kare x sadece a ile çarptık. Ama şimdi a x yerine lambda x koyacağım. Böylece bu basit hesaplamadan lambda kare x elde ettik. A karenin öz değerlerinin lambda kareler olduğu sonucu ortaya çıkar. Ve öz vektörler, her zaman bunların her ikisi hakkında düşünürüm. Öz değerler için ne söyleyebiliriz? Onlar karelenmişler. Öz vektörler hakkında ne söyleyebiliriz? Onlar değişmedi. A için olan x değişmedi. Şimdi bunu bu formülden tekrar görelim. Bu formülden A karenin neye benzediğini nasıl görürüm? Peki yapalım. Onu yapmanın bir yolu vardı. Şuradan sadece A kareyi alarak yapalım. A kare eşit S lambda S ters bu A'dır. Çarpı S lambda S ters işte A ki o ne? Öz değerlerin, öz vektörlerin güzelliği buradadır. S ters ve S bize birim matrisi verir. Dolayısıyla S lambda kare S ters elde ettim. Bunun bize ne söylediğini görüyor musunuz? Bu bize burada biraz önce öğrendiğimiz şeyin matris formundaki halini söylüyor. Bu bize S'nin değişmediğini, öz vektörlerin değişmediğini ama öz değerlerin karelendiğini söylüyor. Çünkü bu lambda kare nedir? O hala köşegen. Köşegenlerinde lambda 1 kare, lambda 2 kare, lambda n kareye kadar olan köşegen bir matristir. Bunlar biraz önce öğrendiğimiz gibi A karenin öz değerleridir. Tamam. Böylece bu öz değer ve öz vektörler bir şekilde bir matrisin içerisinde gerçekte ne olduğunu görmemizi sağlıyor. Tabii ki buna A'nın K'nıncı kuvvetine kadar devam edebiliriz. Eğer çarparsam, bunların K tanesini birlikte çarparsam, ortadaki S tersi S'nin devamlı sadeleştiklerini görüyorsunuz. En solda dışarıda bir S ve ortada lambda'nın K defa çarpımı ve S tersi olacak. Peki bu bize ne söylüyor? Bu bize diyor ki, A'nın K'nıncı kuvvetinin de öz değeri, A'nın öz değerinin K'nıncı kuvvetidir. A küpün öz değerleri, A'nın öz değerlerinin küpüdür. Ve öz vektörler hep aynı. Hep aynı. Böylece başka bir deyişle, öz değerler ve öz vektörler bir matrisin kuvvetlerini en iyi şekilde anlamamıza yol açıyorlar. Bir matrisin karesini veya yüzüncü kuvvetini aldığımızda pivotlar her yerde vardır. LU, eğer LU'yu kendisiyle 100 defa çarparsam 100 tane LU elde ederim. Onlarla hiçbir şey yapamam. Ama S lambda S tersi kendisiyle 100 defa çarparsam öz değerler resmine 100 defa baktığım zaman İçerideki bu adamların 100 defa ya da 99 defa sadeleştiğini ve A'nın 100. kuvveti olarak S lambda'nın 100. kuvveti S tersi olduğunu görürüm. Yani öz değerler daha önce hiçbir şekilde yaklaşamadığımız bir matrisin kuvvetleri hakkında bize bilgi verir. Örnek olarak bir matrisin kuvveti ne zaman sıfıra gider? Belki bu matrisi kararlı olarak adlandırmalıyım. Böylece bir teorem yazabilirim. Burada bu öz değer resimlerinden bu büyük gerçeği elde ettiğimi vurgulamak için bu kelimeyi kullanıp onu bir teorem gibi yazacağım. Tamam. K değiştikçe, büyüdükçe hangi şartlarda A'nın K'nıncı kuvveti sıfıra yaklaşır?
Bir matrisin kuvvetlerinin sıfıra gittiğini nasıl söylerim? Bu bilgi matrisin içinde bir yerde saklı. Bu bilgi pivotlardan elde edilemez. O bilgi öz değerlerinde bulunur. A'nın gittikçe büyüyen kuvvetlerini aldığımda bu matrisin gittikçe küçülmesi için neyi bilmeye ihtiyacım var? Şimdi S ve S ters aynı kalıyorlar. Yani küçültmek zorunda olan bu adam. Bütün öz değerlerin sağlaması gereken peki istenen ne? Öz değerlerin birden küçük olması. Şimdi bunu mutlak değer olarak yazacağım. Çünkü bu öz değerler karmaşık sayı ya da negatif olabilir. Dolayısıyla mutlak değer alacağım. Bunların hepsi birden küçükse bunun aslında niçin olduğunu rahatça görüyoruz. Burada söylemeliyim ki işlemlerimi tek bir varsayım üzerinde yapıyorum. Ve varsayımımın hala geçerli olduğunu hatırlamak zorundayım. Varsayımımız n tane bağımsız öz vektörlerimizin varlığıydı. Bu olmadığında bu yaklaşım çalışmaz. Tekrar ediyorum. N tane bağımsız öz vektörlerimiz yoksa matrisi köşegenleştiremeyiz. Yani köşegen matrisimiz olmaz. Köşegenleştirme S'nin tersinin anlamlı olması durumunda mümkündür. Tamam. Şimdi kaldığımız noktadan devam edelim mi? Ne elde ettiğimizi ve niçin istediğimizi görüyor musunuz? Çünkü bir matrisin kuvvetleri hakkındaki bilgiyi öz değerlerinden hemen elde ediyoruz. Tamam. Şimdi hangi matrisler köşegenleştirilebilir işi üzerinden devam edeyim. Bu uzun kelime için üzgünüm. Yani önemli fikir şu. A'nın N tane bağımsız öz vektörü kesinlikle olmalı. Ve şimdi önemli olan kelime geliyor. Eğer köşegenleştirilebiliyorsa belki bu güzel durumu açıktan elde ederim. Güzel durum, bütün lambdalar farklı olduğundaki durumdur. Bunun anlamı tekrarlanan öz değerlerin olmamasıdır. Bu güzel durumdur. Matrisimiz ve fazlası MATLAB'de rastgele bir matris alsam ve onun öz değerlerini hesaplatsam MATLAB'de Ike of rand of 10 komutunu verirsem bu MATLAB komutunu verirsem 10'a 10'luk rastgele bir matris ve onun 10 tane öz değerlerinin bir listesini elde edebilirim. Ve onlar farklı özler olurdu. Onlar için en iyi kelime farklı olurlardı. Rastgele seçilmiş bir 10'a 10'luk matrisin 10 tane farklı özleri olurdu. Ve bu olduğunda öz vektörler otomatik olarak bağımsız olurlar. Yani bu güzel bir gerçek. İspatı için ders kitabını öneririm. Yani bu ağın bütün öz değerleri farklı olduğunda kesinlikle n tane bağımsız öz vektörleri olur. Bazı öz değerler tekrarlanıyorsa o zaman biraz daha yakından bakmalıyız. Eğer tekrarlanan bir öz değer varsa
bakmalıyım, saymalıyım, kontrol etmeliyim. Dolayısıyla bunun için olasılık ne? Burada tekrarlanma olasılığı. Ve sonucu vurgulayayım. Tekrarlanan öz değerimiz varsa n bağımsız öz vektörünüz olabilir de olmayabilir de. Olabilir. Yani bilirsiniz. Bu tamamen olumsuz bir durum değil. Bir birim matris varsayalım ki 10'a 10'luk birim matrisi aldık. Bu matrisin öz değerleri nelerdir? En kolay matris, birim matrisi aldık. Onun öz değerine baktığımda hepsi 1'dir. Yani bu 1 olan öz değer 10 defa tekrarlanmış. Fakat birim matrisin öz vektörlerinde bir eksilme yok. Gerçekten her vektör bir öz vektördür. Yani 10 bağımsız vektör bulabilirim. Ya güzel. Her şeye ne oldu? A bir birim matrisse, bunu biraz düşünelim. A bir birim matrisse, o zaman onun yeteri kadar öz vektörü var. 10 bağımsız öz vektör seçerim. Bunlar S'nin sütunlarıdır. Ve S ters A S'den ne elde ederim? Tekrar birim matris elde ederim, değil mi? A birim matrisse ve tabii ki bu doğru lambda olur. Yani matris zaten köşegense o zaman lambda bu matrisle aynıdır. A köşegen matrisinin öz değerleri şurada hemen gözünüzün önünde duruyor. Şimdi eğer o üçgenselse öz değerler hala şurada duruyorlar. Ama yani onun üçgensel olduğu durumu alalım. A'nın 2, 1, 2, 0 gibi olduğunu varsayalım. Burada sorun olacak bir durum var. Burada sorun olacak bir durum var. Öncelikle nedir bu sorun? Yani biz sadece eğer bir matrisle başlıyorsak hiç düşünmeden ilk yapılacak iş öz değer ve öz vektörleri hesaplamak olmalı. Tamam. Yani öz değerler nelerdir? Onların olduğunu bana hemen söyleyebilirsiniz. Onlar 2, 2. Doğru. Bu üçgensel bir matris. Dolayısıyla bu determinantı aldığımda A eksi lambda'nın determinantını alalım mı? Böylece bu determinantı hesapladığımızda bu 2 eksi lambda 1, 0, 2 eksi lambda olur, değil mi? Bu determinantı al. Böylece şu dikey çubukları determinantı göstermek için yaptım. Ve determinant nedir? 2 eksi lambda'nın karesi. Kökler nedir? Lambda 2 tane 2'ye eşit. Yani öz değerler lambda eşit 2 ve lambda eşit 2'dir. Tamam, güzel. Bir sonraki adım öz vektörleri bulmak olacak. Yani öz vektörler arıyorum. Ve bu arkadaşlar için ne buldum? Bu arkadaşlar için öz vektörler eksi 2 kere birim matrisi çıkarttığımda yani A eksi 2 I burada 0 olur. Ve 0 uzayını arıyorum. Öz vektörler nedir? Onlar A eksi lambda'nın 0 uzayıdır. Bu 0 uzayı sadece bir boyutludur. Bu yeteri kadar öz vektörlerin olmadığı durumdur. Bizim cebirsel katsayımız 2'dir. Söylemeliyim öz değerlerin hangi sıklıkta tekrarlandığını saydığımızda bunu gördüğünüz zaman buna cebirsel katsayı deriz. Bu katsayı bir polinomun bir kökünün kaç kere tekrarlandığıdır. Polinomumuz 2 eksi lambda'nın karesi olup katlı kökümüz var. Böylece cebirsel katsayımız 2'dir. Ama geometrik katsayımız ki vektörlere, öz vektörlere bakar ve bunun anlamı bu şeylerin sıfır uzayı olup ve tek öz vektör bir sıfırdır. Yani sıfır uzayında. 0, 1 bu sıfır uzayında değil. Bunun sıfır uzayı sadece bir boyutlu. Yani bir matris var.
Bizim A matrisi ya da orijinal A, ki o köşegenleştirilemez. İki bağımsız öz vektör bulamıyorum. Sadece bir tane var. Tamam. Böylece bu durum benim. Bu durumu halledemiyorum. Örnek olarak öz değerler birden küçülse bunun kuvvetlerinin sıfıra gittiğini şuraya bir yere yazdığım zaman tekrarlanan öz değerler durumunda gerçekten bunu kullanmamıştım. Çünkü sebebim bu formüle dayalıydı ve bu formül n bağımsız öz vektörlere dayalıydı. Tamam. Tekrar söylüyorum. Bazı matrisler vardır ki bizler bunu köşegenleştirme yoluyla yapamayız. Ama büyük çoğunluğunu yaparız. Tamam. Ve farklı ayrık öz değerlere sahipsek her zaman tamamız. Tamam. Bu tipik bir durumdur. Çünkü her bir öz değer için en azından bir öz vektör vardır. Burada cebirsel katsayı her bir öz değer için birdir. Ve geometrik katsayı da birdir. Bir öz vektör vardır. Ve onlar bağımsız olurlar. Önemli duruma geri döneyim. Her şeyin tamam olduğu zamana. Önemli durum köşegenleştirebildiğimiz zaman olur. Ben bakalım böylece bu denklemi çözeyim. Bu denklemin her biri biriyle başlayayım. Verilen u sıfırla başlayalım. Ondan sonra denklemimizi her adımda a ile neye sahipsem onunla çarpacağım. Bu denklemi halletmek için basit olmalı. Ve onu çözebilmeliyim. Nasıl bulurum? U sıfırla başlayarak ve a ile 100 defa çarparak ne olduğunu nasıl bulurum? İyi. Cevap için kesinlikle bir formül yazabilirim. Yani u 1 eşit a u 0'dır. Ve u 2 o zaman u 2 ne? U 2 çarptım. U 2'yi u 1 tekrar a ile çarparak bulurum. Yani 2 defa a oldu. Ve formülümüz k adım sonra ilk u 0'ın k defa a ile çarpımı olur. Ne yaptım görüyor musunuz? Gelecek bölüm diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü olacak. Türevimiz olacak. Bu bölüm güzel olacak. O fark denklemlerini çözecek. Bunu ben fark denklemleri olarak adlandırırım. O birinci dereceden bunu birinci derece sistemi olarak adlandıracağım. Çünkü o sadece bir üst seviyeye bağlar. Ve o bir sistemdir. Çünkü bunlar vektörler ve bu da bir matristir. Ve çözüm sadece budur. Tamam. Ama bu güzel bir formüldür. Bu elde edebileceğim en basit özlü formül gibi. U 100, A'nın 100. kuvveti çarpı U 0 olur. Ama U 100'ü gerçekte nasıl bulurum? Nasıl bulurum? U 100'ün ne olduğunu nasıl keşfederim? Nasıl olduğunu gösterelim. İşte fikir şu. Gerçekten çözmek için şu başlangıç vektörü u0 alır ve onu öz vektörlerin bileşimi olarak yazarım. Gerçekten çözmek için u0'ı diyelim ki birinci öz vektörün belirli bir kısmı artı
İkinci öz vektörün belirli bir kısmı artı böyle devam edip son vektörün belirli bir kısmı gibi bir bileşim olarak yaz. Şimdi A ile çarp. Öz vektörlerin büyüsünün burada çalıştığını görmelisiniz. A ile çarp. Öyleyse AU0 ne? Yani A kere bu. A kere böylece A ne? Onu N farklı parçaya ayırabilirim. Ve bütün yapmam gereken bu. Bu parçalardan her biri kendi kutsal yoluna gidecekler. Bu parçaların her biri bir öz vektör olup ve A ile çarptığınızda bu parça neye dönüşür? Böylece bu birincinin bir miktarı öz vektörlerin birim vektör olacak şekilde normalize edilmiş olduklarını varsayalım. Dolayısıyla bu öz vektörlerin ne olduğunu söyler. O sıfırı elde etmek için onun bir katına ihtiyacım var. Tamam mı? Şimdi A ile çarptığımda ne elde ederim? C1 çarpı AX1 elde ederim. Ki burada C1 yalnızca bir çarpandır. Ama AX1 lambda 1 çarpı X1'dir. Bunu A ile çarptığımda C2 lambda 2 çarpı X2 elde ederim. Ve burada CN lambda N kere XN elde ederim. Ve şimdi A'nın 100. kuvvetiyle çarptığımızı varsayalım. A ile çarpmada yaptığımız gibi A'nın 100. kuvvetiyle de çarpalım. A'nın 100. kuvvetiyle çarptığımızda birinci terim ne olur? O bu çarpan kere lambda'nın 100. kuvveti olur. İşte kilit nokta bu. Kendi kutsal yoluna gider derken bunu kastetmiştim. O saf öz vektördür. O öyle bir doğrultuda ki A matrisiyle çarpıldığında sadece skaler bir rakam getirir. Lambda 1. Böylece bunu 100 defa yapmak bundan 100 defa getirir. 100 kere lambda 2, 100 kere lambda ne? Gerçekte burada ne görüyoruz? Aynı köşegenleştirmede olduğu gibi lambda büyük lambdanın 100. kuvvetini görüyoruz. Ve S matrisini, özdeğerler matrisi S'yi görüyoruz. Eşit olması gereken bu miktar kadar. A lambdanın 100. kuvveti çarpı bir S matrisi çarpı bu C vektörü. Bu bize orijinal şeylerin içinde bunların her birinden kaç tane olduğunu söylüyor. Yani eğer 100. kuvveti gerçekten bulmak isteseydim U0'ı alıp bunu öz vektörlerin bir bileşimi olarak açardım. Bu gerçekte S. Öz vektörler matrisin çarpı C katsayı vektörüdür. Ve o zaman hemen öz değerlerin 100. kuvvetlerini yerine yazarak cevabı hemen bulabilirim. Bu durumda bakalım. Tamam. O yani evet. Dolayısıyla eğer U100 eşittir A üzeri 100 çarpı U0 ise ve U0'da S çarpı C ise o zaman bu formülün sadece şu formül olduğunu görüyoruz. Ki bu U100'ü gerçekte elde etmenin bir yolu olup onu buraya koyayım. U100. Bununla baş etmemin yolu bakalım ne? 100 adım sonraki çözüm nedir? Bu başlangıç öz vektörünü öz vektörlere göre açmak ve her bir öz vektör kendi yolunda gider. Her bir adımda lambda ile 100 defa çarparak ve böylece 100 adım sonra lambdanın 100. kuvveti olur. Bir örnek yapalım mı? Öyleyse işte formüller. Şimdi bir örnek alayım. Örnek olarak Fibonacci dizisini kullanayım. Yani Fibonacci örneği. Fibonacci sayılarını hatırlıyor musunuz? F 0 olarak 1 ve 1 ile başlarsak, düşünüyorum da belki 0 ile başlamalıyım.
İlk elemanı 0 ve 1 olsun. Bunlar F0 ve F1 ilk iki Fibonacci sayıları. O zaman Fibonacci sayılarının kuralı neydi? Onlar toplamdı. Bir sonraki bunların toplamı yani 1 olur. Daha sonraki bunların toplamı yani 2 olur. Bir sonraki ise şunların toplamı yani 3 olur. İyi, 1, 2, 3, 4, 5 gibi gözüküyor ama sanki bu yolda yapmamalıyım. Bir sonraki 5 olur, doğru mu? 2 ve 3, 5 yapar. Sonraki 8 olur, daha sonraki de 13 olur. Ve 100. Fibonacci sayısı nedir? Sorun bu. 100. sayı için bir formülü nasıl bulurum? Ve örnek olarak ne kadar hızlı büyüyorlar sorusunu nasıl cevaplarım? Bu Fibonacci sayıları ne kadar hızlı büyüyorlar? Onlar kesinlikle büyüyorlar. Bu kararlı bir durum değil. Onun matrisinin öz değerleri her neyse birden küçük değiller. Bu sayılar gittikçe büyüyor. Ama büyüme hızları nedir? Cevap öz değerlerde yatıyor. Yani bu matrisi bulmak zorundayım. Öyleyse Fibonacci kuralını yazayım. Fk artı 2 eşittir. Fk artı 1 artı Fk, değil mi? Şimdi bu benim aklımdaki değil. Bunu uk artı 1 ve auk gibi yazmak istiyorum. Ama şu anda bende bir sistem değil, ikinci dereceden tek bir denklem var. Bu ikinci türevleriyle ikinci dereceden bir diferansiyel denkleme sahip olmak gibi bir şey. Birinci türevler olsun istiyorum. Burada birinci farklar olsun istiyorum. Yani bu yol, bunu yapmanın yolu UK'yi bir vektör olarak tanımlamaktır. Görüyorsunuz, bir küçük hileyle. UK, FK artı 1 ve FK'nin teşkil ettiği bir vektör olsun. Böylece bu küçük hileyle ikinci dereceden skaler sistem yerine birinci dereceden 2'ye 2'lik bir sisteme sahip olacağız. Denkleme sadece Fk artı 1 eşit Fk artı 1'i ekleyeceğim. Bu benim ikinci denklemim olacak. Sonra bu sistemimiz. Bunlar bilinmeyenlerimiz ve bir adım denklemimiz nedir? Bu durumda yani şimdi UK artı 1 budur. Yani UK artı 1 sol yanda ve sağ yanda neyimiz var? UK'yi çarpan bir matris var. Bunu düzgünce görebiliyor musunuz? Eğer görebiliyorsanız o zaman matrisin ne olduğunu bana söyleyin. Buradaki benim bu sistemimi görüyor musunuz? Onu yapay olarak bir sisteme dönüştürdüm. Yapay olarak bilinmeyenleri bir vektör yaptım. Ve şimdi matrisi bulmaya ve matrisin ne olduğunu görmeye hazırım. Böylece bu sol taraftaki UK artı 1'in FK artı 2, FK artı 1 olduğunu görüyor musunuz? Ki bu da tam benim istediğim şey. Sağ tarafta bunu hatırlayın, bu UK burada. Şimdilik bunun yerine FK artı 1, FK yazayım. Yani buradaki matris ne olmalı? Güzel. Unutmayın. Buradaki 1, 1 ve burada 1, 0 olmalı. Bir matris var. Bunun bana sistemin sağ tarafını verdiğini görüyor musunuz? Bir A matrisimiz var. Ve bu arkadaşımız UK. Yani bu basit hileyle ikinci dereceden skaler problemi birinci dereceden sisteme dönüştürdük. Ve şimdi ne yapacağım? Düşünmeme bile gerek yok. Onun öz değerlerini ve öz vektörlerini bulacağım. Peki bu matrisin öz değerleri ve öz vektörleri nelerdir? Bakalım. Her zaman önce biraz düşüneyim. Bu 2'ye 2'lik bir matris. Dolayısıyla bunu yapmak imkansız olmamalı. Hadi yapalım. Matrisimiz tekrar 1, 1 ve 1, 0'dır. Bu arada söyleyeyim, matrisimiz simetrik.
Yani sonuçta simetrik matrisler hakkında bildiğim şey öz değerlerinin gerçek olmasıdır. Burada herhangi bir karmaşık sayı olmayacak. Ve öz vektörler bunları elde ettiğimde aslında dik olacaklar. Ama 2'ye 2'de ben gerçek değerlerin ne olduğu ile ilgileniyorum. Bu iki sayı hakkında ne biliyorum? Şu a eksi lambda'nın determinantını bulmamı ister misiniz? Neden olmasın? Yani 1 eksi lambda 1 sıfır matrisinin determinantı değil mi? Aman tanrım, evet. Sıfır yerine eksi lambda olmalı. Tamam. İki özdeğer olmalı. Daha ileriye gitmeden iki özdeğer hakkında ne biliyorsanız söyleyin. Bu iki özdeğer hakkında bana bir şeyler söyleyin. Onların toplamı ne olmalıydı? Lambda 1 artı lambda 2 nedir? Matrisin köşegenini izlediğimizde elde edeceğimiz toplamdır. 1 artı 0, 1'dir. Yani lambda 1 artı lambda 2, 1'e eşit olmalıdır. Ve lambda 1 çarpı lambda 2, onun determinantı olarak ortaya çıkmalı. Ki bu determinant eksi 1'dir. Dolayısıyla özdeğerlerin toplamının 1 ve çarpımının eksi 1 olmasını umuyorum. Ama bunun burada olduğunu görelim. Eğer bu çarpımı dağıtırsam, bu çarpı bundan lambda kare eksi lambda eksi 1 elde ederim. Güzel. Lambda kare eksi lambda eksi 1. Aslında ben başladığımız orijinal denklem ile karşılaştırın. Fk artı 2 eksi fk artı 1 eksi fk eşittir 0. Fibonacci sayılarının sağladığı bu tüme varım. Şunu 0'a eşitlediğimizde bir şekilde buradaki özdeğerler de kendini gösteriyor. Öyleyse çözelim. Bu ikinci dereceden denklemi çarpanlarına ayırmak istiyorum. Ama karelerin kökünü bulma formülünü kullansam iyi olur. Lambda var. Eksi b 1'dir. Artı ya da eksi b'nin karesinin karekökü 1'dir. Eksi 4 kere bu çarpı bu artı 4 olur. Ve bölü 2 olur. Dolayısıyla burası karekök 5 olur. Böylece özdeğerler lambda 1, 1 artı karekök 5'in yarısı ve lambda 2, 1 eksi karekök 5'in yarısı olur. Ve elbette onları toplarsanız 1'e ve çarparsanız eksi 1'e eşit olurlar. Pekala, bunlar iki özdeğer oldu. Bu sayılar yaklaşık olarak nedir? 5'in karekökü güzel, 2'den büyük fakat 3'ten küçük olur. Bu sayıları bilsek iyi olur. Bence şu sayı 1'den büyük olur, değil mi? İşte bu doğru. Bu sayı 1'den büyük oldu. Yaklaşık olarak 1.618 veya böyle bir şey. Tam değil ama olsun. Bunun 1.6 olduğunu varsayalım. Tam düşündüğüm gibi. O zaman lambda 2 nedir? Lambda 2 pozitif mi negatif mi? Negatif, değil mi? Çünkü ben açıkça bunun negatif olduğunu biliyorum. Yani o eksi olur. Ve onların toplamı 1, yani eksi .618 olduğunu tahmin ediyorum. Oldu mu? Ve dahası da bunlar iki özdeğer olurlar. Özdeğerlerden biri birden büyük, diğeri birden küçük. Gerçekten olabileceğimiz en iyi durumdayız. Tabii ki özdeğerler farklı olduğundan hiç şüphesiz bu matris köşegenleştirilebilir. Bu ilk matris A. Bu matris köşegenleştirilebilir mi? Kesinlikle. İki farklı özdeğerimiz var ve birazdan öz vektörleri bulacağız. Ama onlar bağımsız olacaklar. Köşegenleştirebileceğiz. Ve şimdi
siz benim ilk sorumu cevaplayabilirsiniz. Bu Fibonacci sayıları hangi hızla artıyorlar? Bunlar artıyorlar değil mi? Onlar her adımda 2'ye katlanmıyorlar. İzin verin bu sayıları bir daha bakalım. 5, 8, 13 bu apaçık değil. Bir sonraki 21, 34 olmalı. Böylece F100'ün ne olduğu hakkında biraz fikir sahibi olmak için bana herhangi bir şey verin. Yani çok önemli olan bir sayı. Bu yüzden o bunlar yaklaşık olarak bu Fibonacci sayılarının büyümesini ne kontrol ediyor? Bunun öz değerleri. Ve öz değerlerin hangisi bu büyümeyi kontrol ediyor? Büyük olanı. Yani F100 yaklaşık olarak C1 sabiti ile lambda 1'in çarpımı olacak. Bu 1 artı karekök 5 bölü 2'nin 100. kuvveti olur. Ve F200 başka bir deyişle özdeğer Fibonacci sayıları yaklaşık bu çarpım kadar büyüyor. Fibonacci sayıları hakkında kesin bilgiyi özdeğerlerden elde ettiğimi gördünüz değil mi? Tamam. Ve tekrar. Bu niçin doğru? Şu tahtaya geçeyim. Ve burada ne yaptığımı göstereyim. İlk başlangıç değerimiz öz vektörlerin bazı bileşimleri oldu. Ve sonra Fibonacci sayılarının teorisine doğru gittiğimiz zaman A ile 100 defa çarpmaya başladığımızda o bu lambda 1'in 100. kuvveti oldu. Bu terim işi kontrol eden terim oldu. Bu bence 1.6 üzeri 100'e benzeyen büyük olan. İkinci terim uygulamada hiçbir şey değil, değil mi? Nokta 6 ya da eksi nokta 6'nın 100. kuvveti çok küçük sayı olur. Yani burada sadece iki terim var. Çünkü iki ikilikteyiz. Bu sayı, burada bulunan bu parça ama o yok oluyor. Burada olan bu parça şurada olan büyüyor ve her şeyi kontrol ediyor. Bu durumda yani gerçekte evrilen bir problem gibi yapıyoruz. Ax eşit b yerine dinamik u alıyoruz ki bu bir statik problemdir. Biz şimdi dinamik yapıyoruz. A kare, a küp gibi zamanla evrilen denklemler. Ve öz değerler çok önemli sayılardır. Pekala, bunu tamamlamak için öz vektörleri yazsam iyi olacak. Yani bütün işlemleri öz vektörleri bularak tamamlamalıyız. Tamam, güzel. Bu köşede o zaman a eksi lambda i'ye bakmalıyım. Yani a eksi lambda i bu 1 eksi lambda 1 1 ve eksi lambda olur. Ve şimdi buradan öz vektörleri belirleyebilir miyim? Bu iki tane lambda için bu matris tekildir. Umarım öz vektörler iki ikilik olduğundan kolay olmalı. Yani eğer bu matrisin tekil olduğunu biliyorsam o zaman u bana öyle geliyor ki öz vektörler lambda ve 1 olmak zorunda. Çünkü bu çarpım bana 0 verecek. Ve bu çarpım da bana 0 verse iyi olur. Niçin olduğunu gördünüz mü? Gördünüz mü? Bu eksi lambda kare artı lambda artı 1 olur. Bu eksi lambda kare artı lambda artı 1 olur. Bu şeyler 0 olur. Çünkü bu lambdalar özeldir. Öz vektörler buradalar. x1 lambda 1 1 ve x2 lambda 2 1 olur. Bunu 2-2 durumlarında geçerli olan küçük bir hileyle yaptım. Ve şimdi son olarak yapmam gereken şimdi başlangıç değeri olan U0 almalıyım. Yani bu örneği tamamen bitirmek için bunu söylemek zorundayım. U0 neydi? U0 F1 F0'dı. Yani U0 başlangıç vektörü F1 F0 oldu. Ve onlar 1 ve 0. Dolayısıyla bu vektörü kullanmak zorundayım. Yani birinci ve ikinci öz vektörü çarptığımda
U0 vektörünü verecek sayıları bulmalıyım. Bu C1 ve C2'nin ne olduğunu verir. Ve sonra işim biter. Yapmamız yani son 5 saniyede formülleri öğütme yerine fikri tekrar edeyim. Tekrarlayacağım. Çünkü esas fikir burada. Bazı şeyler zaman içinde evrildiğinden bu tahtaya geri döneyim çünkü fikirler burada. Bazı şeyler zaman içinde birinci dereceden bir sisteme göre U0 gibi bir değerden başlayarak evrildiğinde kilit nokta A'nın öz değer ve öz vektörlerini bulmaktır. Bu öz vektörler, bu öz değerler neler olduğunu zaten söylerler. Çözüm patlıyor mu, sıfıra mı gidiyor, ne yapıyor? Ve sonra tam formülü bulmak için o sıfırımızı almak ve onu öz vektörlerin bir bileşimi olarak yazmak. Ondan sonra da her bir öz vektörü ayrıca takip etmelisiniz. Ve bu gerçekte A'nın kanuncu kuvveti için formülü ne yaptığıdır. Yani bu bize A'nın kanuncu kuvveti için olan formülü, S lambda'nın kanuncu kuvveti, S'nin tersi olan formülü hatırlatır. Tamam? Budur. Bu fark denklemleridir. Ev ödevinizde Fibonacci'den farklı örnekler verilecek. Ve sadece yapmanız gereken burada yaptığımızın üzerinden takip etmeniz olacak. Ve gelecek derste diferansiyel denklemler olacak. Teşekkürler.